Merhaba, bugün 5. sınıflar için bursluluk sınavına hazırlık testi çözeceğim. Şu an çözeceğim test 2019 yılında Milli Eğitim tarafından hazırlanmış bursluluk sınavının kendisi. Birkaç seneliğini çözeceğim. Örneğin bu 2019, 2020 ya da 2018 birkaç taneyi çözeceğim. Böylece hangi soruların, ne tip soruların hangi konulardan geldiğini kendiniz de görmüş olacaksınız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Birinci soru şöyle diyor. Güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Orta büyüklükte bir yıldızdır. Bu doğru. Güneşten daha büyük ve daha küçük yıldızlar vardır. Yapısında sıcak gazlar bulunur. Bu da doğrudur. Hidrojen ve helyum gazları bulunuyordu yapısında sıcak gazlar olarak. Dönme hareketi yapmaz. Bu yanlıştır. Kendi etrafında döner. D. Küre biçimdedir. Bu da doğru. Zaten gözde de çıplak gözde olmasa da en azından koruyucu gözlüklerle de bakıldığı zaman belli oluyor. O yüzden yanlış olan C seçeneğidir. Hemen yan tarafa geçiyorum. Dördüncü soruya. Dördüncü soru şöyle diyor. Ayın hareketleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Dünya etrafında dolanmasını bir yılda tamamlar. Bu yanlış bir ifadedir. Çünkü 27 gün 8 saat de tamamlar dünya etrafında dolanmasını. Aynı zamanda buna 27,3 gün de diyebilirsiniz. Çünkü 8 saat 24 saat olduğu için bunun 1/3'ü biridir. Yani 1 bölü 3'üdür günün. Bu durumda 0,3 değerini gelir. Bu aynı zamanda kendi etrafındaki dönme süresidir de. Tek hareketi kendi etrafında dönmesidir. Bu da yanlış. Çünkü kendi etrafında dönmesi, dünya etrafında dolanması ve güneş etrafında dolanması yani 3 hareketi vardır. Kendi etrafında dönme süresi yaklaşık 1 haftadır. Bu da yanlış. Dediğim gibi 27,3 gün ya da 27 gün 8 saatte bunu yapar. Ve bu ikisi aynı süre olduğu için hareketi sırasında dünyadan hep aynı yüzü görülür. O yüzden bu ifade doğrudur. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görünmesinin sebebi hem kendi etrafındaki dönmesi hem dünya etrafındaki dolanmasının aynı sürede olmasıdır. O yüzden doğru ifade D seçeneğidir. Hemen ikinci soruyla devam edeceğim. Sonra da beşinci soruyu çözeceğim. Önce ikinci soruyu çözüyorum. İkinci soru şöyle diyor. Ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Yüzeyinde çukurlar vardır. Evet, meteor çukurları. Atmosferi çok ince olduğu için meteorlar çarpıp çukurlar oluşturur. Kendiliğinden ışık yayan bir gök cismidir. Bu yanlıştır. Çünkü ay bir ışık kaynağı değildi. Güneşten aldığı ışığı yansıtıyordu. Küre biçimindedir. Evet, bu da zaten gözle görülebiliyor. Küre biçimindedir. Doğruları sorduğu için 1 ve 3 doğrudur. Yani B seçeneği. Hemen yan tarafa geçiyorum. 5. soruyu çözeceğim. Grafikte bir dinamometreye uygulanan kuvvetlerin etkisiyle dinamometre yayındaki uzama miktarı verilmiştir. Uzama miktarı santimetre olarak verilmiş, kuvvetler de Newton olarak verilmiş. Aynı dinamometreye 25 Newtonluk kuvvet uygulandığında yaydaki uzama miktarı kaç santim olur? Şimdi bunlardan birini kullanacağız. Şunu da kullanabilirim, bunu da ya da bunu da fark eden bir şey yok. Şimdi öncelikle şunu bilmem lazım. Burada diyor ki 10 Newton astığım zaman şuradaki 10 Newton ben 2 santim uzuyorum. 2 santimetre uzuyorum. Bunun anlamı 5 Newton astığımızda da 1 santim uzadılır. Ve ben 25 Newton asarsam ne kadar uzar ona bakacağım. Şimdi bu bunun 5 katıdır. 5 kat arttırdığıma göre bunu da 5 kat arttırmam lazım. Çünkü doğru orantılı olarak yani olumlu ya da olumsuz olarak aynı şekilde etkiliyor. 1000 santim olduğuna göre bunu 5 ile çarptığım zaman bu da 5 santimetreye denk gelir. Demek ki doğru cevabım B seçeneğiymiş. 5 santim. Üçüncü soruya geçiyorum. Ondan sonra da altıncı soruyu çözeceğim. Önce üçüncü soruyu çözüyorum. 3 şöyle diyor. Şekildeki ayın dünya etrafında dolanma hareketi ve evrelerinden biri verilmiştir. Buna göre şekilde numaralanmış yerlerden ayın aşağıdaki evrelerinden hangileri görülebilir? Şimdi bizim şöyle bir ipucumuz vardı. Bakın yeni ay saat yönünün tersine sonra buraya geliyor, sonra 2'ye geliyor, sonra 3'e geliyor. Güneşin buradan ya da oradan olması yani güneşin burada olması ya da orada olması işi değiştiriyordu ama bizim bir döngümüzün sırası vardı. Şöyle yaramaz İsmail damdan sarktı. Buradaki Y yeni aydı. İ ilk dördündü.
İlk dördün. Dam'daki D dolunay. Sarktının S'si de son dördün. Son dördün. Şimdi baktığım zaman yeni ay burada olduğuna göre burada ilk dördün olacak. İlk dördün. Burada dolunay. Burada da son dördün. Son dördün. Bu şekilde baktığım zaman ilk dördün, dolunay, son dördün. Yani A seçeneği doğru cevaptır. Şuradaki kısmı zaten konu anlatımlarında anlatıyorum. Videolarda var. Buradan da hemen bakıp not edebilirsiniz. Devam edelim. 6. soruya geçiyorum. 6. soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltma, bunun altını çiziyorum, yönelik bir uygulamadır? A. Kaleci eldivenlerinin topu durdurabilmesi için iç yüzeylerinin pürüzlü olması. Pürüzlü ise sürtünme arttırır. Bu olmayacak. Bisiklet zincirinin aşınmasını önlemek için yağlama sürtünmeyi azaltır. Bu olacak. Diğerlerine bakmıyorum. Bu şekilde bakmanız gerekiyor. Doğru cevabım azaltmayı sorduğu için, yağlama da sürtünmeyi azaltacağı için B seçeneğidir. Evet, 7. soru. Önce 7'yi çözeceğim, sonra 9'a geçeceğim. Şöyle diyor: bir öğrenci tahta parçasını önce şekil 1'deki gibi zımpara kağıdı üzerinde, daha sonra bu tahta parçasını aynı kuvveti uygulayarak şekil 2'deki gibi mika zemin üzerinde oklar yönünde hareket ettiriyor. Öğrenci tahta parçasını zımpara kağıdı üzerinde mika zemine göre daha zor hareket ettiriyor. Bu durumun sebebi hangisi olabilir? Zımpara çok pürüzlüdür. Mika dediği madde ise daha pürüzsüz bir maddedir. O yüzden pürüzlü maddenin üzerinde hareket ettirmesi zordur. Çünkü sürtünmesi çoktur. Bakalım. Zımpara kağıdının tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti mika zemine göre daha fazladır. Evet, kesinlikle bu doğrudur. Bakın, zımpara kağıdı tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti mika zemine göre daha fazla olduğu için ben bu harekette zorlanıyorum. O yüzden diğer şıklara hiç gerek yok. Doğru cevabım A seçeneğidir. Hemen yan tarafa 9'a geçiyorum. Diyor ki öğrenciler sınıfta yapacakları deneyde yağlı kağıda ve bir bardağın içindeki suya sırayla el feneri tutarak maddeleri ışığı geçirme durumuna göre gruplandırmak istiyor. Buna göre öğrenciler deneyde kullandıkları maddeleri aşağıdakilerden hangisini eklerse saydam, yarı saydam, opak, yani saydam olmayan maddeye bir örnek vermiş olur. Elimde bir yağlı kağıt var. Yağlı kağıt, bir de su var. Yağlı kağıt biliyoruz ki yarı saydamdır. Su ise saydamdır. Yani benim aradığım şey opak olmalı. Yani ben bir opak madde seçersem, buraya yazarsam, o zaman saydam, yarı saydam ve opak olarak ben bunu gruplandırmış olurum. O zaman pencere camı olmaz, saydam. Saydam poşet, adı üstünde saydam. Buzlu cam, bu yarı saydam, ama metal levha bu opaktır. Demek ki ben D'yi seçmem gerekiyor. Doğru cevap D seçeneğidir. Önce 8'i sonra da 10'u çözeceğim. 8. soru şöyle diyor: gelen ışının normalle yaptığı açı 30 derece olduğuna göre bu ışık ışının yansıma açısı kaç derecedir? Kuralımız, yani yansıma kuralları diyor ki gelme açısı 30'sa mutlaka yansıma açısı da 30 olmak zorunda. O yüzden gelme açısının da 30 olduğunu vermiş. Yansıma açısını da istediğine göre ben bunun hemen 30 olduğunu söylüyorum ve doğru cevap D seçeneğidir. Yan tarafa geçiyorum. 10. soru şöyle diyor: Işık kaynağı ile perde arasında ışığı geçirmeyen cisim şekildeki gibi konuyor. Cisim bu konumda, konumdan alınarak önce K sonra L noktalarına ayrı ayrı konulup perde üzerinde gölgeleri oluşturuluyor. Buna göre cismin K ve L noktalarındayken perde üzerinde oluşan gölgelerin boyları ilk duruma göre nasıl değişir? Yapmamız gereken şöyle bir çizgi çizmek. Şu yeşil olanın boyu şu kadar. Yeşille çiziyorum. Sonra diyor ki bana K'ye getir. K'ye getirdiğim zaman şöyle cisim biraz daha şöyle fazla büyük yapmayayım. K'ye getirdiğim zaman şöyle biraz daha aşağıda oluşuyor. Şurada kırmızı olan. Bir de L'ye getirelim. Şuraya getirelim. Şöyle bir boyu var. Aşağı yukarı. L'ye getirdiğimiz zaman da şöyle bir boy oluyor. Bakın, bu da mavi olan. Demek ki K'ye getirdiğim zaman kırmızı olan olduğu için boyu küçüldü. L'ye getirdim, mavi olan olduğu için büyüdü. Demek ki küçülür, büyür. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bu tip sorularda tavsiyem bunu benim yaptığım gibi çizmeniz.
En güzel bu şekilde görürsünüz. Devam ediyorum. 11. soruyu önce çözeceğim, sonra da 13'e geçeceğim. 11. soru şöyle diyor. Şekilde numaralandırılmış bazı elektrik devresi elemanları verilmiştir. Aşağıda numaraları seçilen devre elemanları ile kurulan elektrik devrelerin hangisinde ampul ışık verir? Burada ampulüm var, bağlantı kablom, iletken telim yani. Burada kapalı bir anahtarım var. Burada da bir tane güç kaynağı yani pilim var. Şimdi devreyi kurmak istiyorsam 1 ile 2'yi kullanırsam bakın ampullen kablo işime yaramaz, yakamam. 3'ten 4'ü kullanırsam yani pillen sadece anahtar bu da işime yaramaz. Ortada bir ampul yok. 1, 2, 3'ü kullanırsam 1, 2, 3 yani ampul bağlantı kablosu pil ışık verir ve yanar. Bu doğru. 1, 2 ve 4'ü yani 1, 2 pili kullanmadan yap diyor. Böyle bir şey mümkün değil. Anahtar olmasa da ışık verir. Bunda anahtar yok ama biliyoruz ki anahtar olmasa da ışık verebilir. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Hemen yan tarafa geçiyorum. 13. soru. Soğuk bir ortama konulan bir miktar suyun bir süre sonra donmaya başladığı ve ortamın sıcaklığının arttığı gözlemlenmiştir. Isı alışverişinin sadece su ile ortam arasında olduğu kabul edilirse bu deneydeki gözleme dayalı olarak su ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir? Su donduğu zaman çevreye ısı verir. Donduğu zaman çevreye ısı vereceği için etrafta ısınır. Bakıyorum. Su donerken ortamdan ısı alır. Hayır, tam tersi. Her sıcaklıkta donar. Hayır, o her sıcaklıkta buharlaşırdı. Donerken ortama ısı verir. Evet, doğru cevap budur. Donarken ortama su ısı verir. Bu ısı sebebiyle de sıcaklık artar. Doğru cevabım C seçeneğidir. Evet, 12. soruyu önce çözeceğim. Ondan sonra 14'ü çözeceğim. 12'ye bakalım. Diyor ki, şekilde bir öğrencinin çizmiş olduğu elektrik devresi şeması verilmiştir. Bu öğrencinin çizmiş olduğu şemaya ait elektrik devresi hangisidir? Bir, iki tane ampulüm var, bir tane pilim var, bir tane de kapalı anahtarım var. Bakın burada iki pil var, eledim. Bakın burada pil yok, eledim. Burada bir, burada bir var. İkisi olabilir. Ama burada benden 1 ve 2 ampul diyor. Burada 2 ampulüm var. Demek ki anahtarım da burada. Doğru cevabım o yüzden D seçeneğidir. Hemen yan tarafına geçiyorum. 14. Saf maddelerin hal değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Katı haldeki maddelerin çevrelerinden ısı alarak sıvı hale geçmelerine erime denir. Bakalım katı ısıyı aldı. Sonra sıvı hale geçti. Ve bunun adı da erimedir diyor. Erime. Evet, kesinlikle doğru söyledi. Hiçbir hata yok. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Çok doğru çünkü. Evet, devam ediyorum. Az doğru yoktur zaten, değil mi? 15. soru. Önce 15'i çözeceğim, sonra 17'yi. Saf suyun ısıtılması sırasında sıcaklığın zamana bağlı değişimini gösteren grafik verilmiştir. Bir gördüğünüz gibi ısınma grafiği. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın ilk başta sıfırmış. Sonra ikinci dakikada 20 olmuş. Dördüncü dakikada 40. Altıncı dakikada 60. Böyle gitmiş. Yüzde gördüğünüz gibi sabitlenmiş. Bu başlangıçta sıvı olduğuna göre demek ki burada kaynamıştır. Kaynamış. Kaynadığına göre bu noktada kaynama noktası KN. Kaynama noktası 100. Bakalım kaynama sıcaklığı yani kaynama noktası 100'dür. Doğru bu. Kaynama süresince sıcaklık artmıştır. Dikkat edersek 10. dakikada, 12. dakikada ve 14. dakikada sürekli 100 artma yok. Zaten kaynama yani hal değiştirmelerin tümünde sıcaklık sabit kalır. O yüzden yanlış olan B seçeneğidir. Hemen yan tarafa geçiyorum. Diyor ki buna göre öğrenci numaralanmış bilgilerden hangisini yanlış işaretlemiştir? Bir öğrenci ısı ve sıcaklıkla ilgili tabloda numaralanmış bilgilerin doğru olduğunu düşündüklerine tik işareti atmıştır. Bakalım alınıp verilen enerjidir. Sıcaklık demiş. Sıcaklık bir enerji değildir. O yüzden buraya tik atması gerekiyordu. Burada bir hata yapmış. Sıcaklıkların farklı olduğu maddeler arasında aktarılır. Evet, bu ısıya ait bir özelliktir. 1 mi derece santigrattır sıcaklık. Biliyoruz ki burada jül, kalori hangisi olursa ikisi de ısı birimidir. Termometre ile ölçülür sıcaklığı yapmış. Burada da kalorimetre kabı dememiz gerekiyordu. O yüzden hatayı sadece bir numarada yapmış. A seçeneği yanlış, diğerleri doğrudur.
16. ve 18. soru. Önce 16. soruyu çözeceğim. 16. soru diyor ki, tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tabloda bazı saf maddelerin erime sıcaklığı verilmiştir. Bakıyoruz suyun, kükürtün, kurşunun, demirin. A diyor ki, kurşunun erime sıcaklığında demir sıvıdır. Bakalım kurşunun erime sıcaklığı 327 derece santigrat. Bu sıcaklıkta diyor ki demir sıvıdır. Bakıyorum demirin sıvı olabilmesi için 1535'i yani 1535 derece santigratı geçmesi gerekiyor. Daha 327'de sıvı olamaz, mutlaka şöyle çarpı atıyorum katıdır. Benden yanlış istiyordu. O yüzden A seçeneği doğru cevaptır. Hemen yan tarafa geçiyorum. Diyor ki buna göre metal küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şekil 1'deki metal bir küre belirli bir süre ısıtıldığında şekil 2'deki hacim gibi hacmi artıyor. Bakalım buna göre metal küre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kütlesi artmıştır. Yanlış. Kütlesi sahip olduğu taneciklerdir ve onlar artmamıştır. Sadece aralarındaki boşluk artmıştır. Sıcaklığı azalmıştır. Mümkün değil. Hal değiştirmiştir. Katı yine katı, değiştirmemiş. Genleşmiştir. Hatta buna bir tane zincir takarsak ve bunu bir halkadan geçirirsek Gravzan halkasını hatırlarsınız, deneyleri vardı. Oradan aklınızda kalmıştır belki. O yüzden D seçeneği genleşme, genişleme de aklınızda kalabilir. İkisi aynı şeydir mantık olarak. O yüzden burada genleşme olayı olmuştur. Devam ediyorum. 19. soruyu sonra da 21'i çözeceğim. 19 biraz uzun, o yüzden yukarıdan okuyup aşağı doğru indireceğim. Bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Öğrenciler sınıfta sütün yoğurda dönüşümünü yoğurt içinde bulunan bir bakteri türü tarafından gerçekleştirdiğini öğrenmişlerdir. Sınıfta 3 öğrenci grubu sütten yoğurt yapmak için aşağıdaki işlemleri yapıyor. Birinci grup, sütü kaynatırken bir kaşık yoğurt ekleyerek kapağını kapatıp kaynamaya devam ediyor. Kaynar suya yoğurt koymuşlar. İkinci grup, kaynadıktan sonra 0 derece santigrata kadar soğuttukları süte bir kaşık yoğurt ekleyerek kabın kapağını kapatıp bir süre beklemişler. Onlar da 0 dereceye kadar soğuk süte katmışlar. Üçüncü grup, kaynatılan süt ile süt ılık hale geldikten sonra bir kaşık yoğurt ekleyip kabın kapağını kapatıp bir süre bekletiliyor. Bu işlemlerin sonunda yalnızca 3 numara yani ılık süte koydukları süt grubu kabında yoğurt oluşurken 1 ve 2 gruplarında kaplarında yoğurt oluşumu oluşmadığı görülmüştür. Bu etkinlikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bakalım. Yoğurt mayalamanın çiğ süt kullanılarak süt kullanılmasının gerekli olduğu, hiçbirinde çiğ kullanmamış. O yüzden bunu eliyorum. Böyle bir durum yok. Bütün bakteri türlerinin uygun sıcaklıkta sütü yoğurt yaptıkları. Bu da yanlıştır. Çünkü sadece sütü yoğurt yapan özel bir bakteridir bu. Sütün yoğurda dönüşmesine rol oynayan bakterilerin bütün mayalanma olaylarında gerçekleşebildiği. Hayır, gördüğünüz gibi soğukta olmuyor, çok sıcakta olmuyor. Sütü yoğurda dönüştüren bakterilerin belirli sıcaklık sınırlarında çoğalabildiği kesinlikle doğru cevaptır. Soru uzun ama basit bir soru. Devam ediyorum. Hemen yanındaki soruya geçeceğim. Kaydırmıştık bunu. 21. soru. Diyor ki aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrusunu doğurup sütle besler? Yani bunun adı memelidir. Kertenkele memeli değildir. Yumurtlar, penguen yumurtlar, köpek balığı yumurtlar ama yarasa bir memelidir. Uçan bir memelidir ve yavrularını doğurup sütle besler. O yüzden doğru cevap D seçeneğidir. Bilgi sorusuydu bu. Bunu bilmezseniz yapamazsınız tabii ki. Önce 20'yi sonra 22 çözeceğim. Bakalım. 20. soru şöyle diyor. Bir öğrenci KVL bitkilerinin özelliklerini tabloda özetlemiştir. Artı özelliğin bulunduğunu, eksi özelliğin bulunmadığını gösterir. Buna göre KVL bitkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakıyorum. İkisinin de yaprağı var. Ama sadece L'nin çiçeği var. Demek ki bu çiçekli. Çiçekli. K'nin çiçeği yok. Bu da çiçeksiz bitki. Yani bu çiçekli çiçeksiz bitki sorusu. Bakıyorum K'nin çiçeği olmamalı. K'nin çiçeği olmayacağına göre papatya olamaz. Bu şıkkı eledim. Eğrelti otu olabilir. Ciğer otu olabilir. Bunlar çiçeksizdi. Gül olamaz. Bunu da eledim. Şimdi L'ye bakıyorum. L'nin çiçeğinin olması lazım. Karayosunun çiçeği yoktur. Bunu da eledim. Lalenin çiçeği vardır. Demek ki doğru cevabım B seçeneğidir. Eleme yöntemiyle çözdüm soruyu.
Soyları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların çoğu doğada az sayıda bulunan türlerdir. Bu hayvanlar dünya üzerinde koruma altına alınan sayılarının arttırılması çalışmaları yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu canlılardan biridir? Bakalım Moa'nın türü tükendi. Ben tükenme tehlikesinde olanları arıyorum. Mamutun tükendi. Anadolu aslanının tükendi. Ama Bengay kaplanının tükenme tehlikesinde olduğu için onu işaretliyorum. Doğru cevabım C seçeneğidir. Evet, devam ediyorum. 23 ve 25. Önce 23'ü çözeceğim, sonra 25'e geçeceğim. Aşağıdaki insan etkinliklerinden hangisi biyoçeşitlilik için tehdit oluşturmaz? Biyoçeşitlilik canlı çeşitliliğidir. Canlı çeşitliliği. Tehlike oluşturmaması lazım. Yani ben olumlu bir şey istiyorum. Çünkü biyoçeşitlilik güzel bir şey. Çok tür canlı olması, yani türlerin tükenmemesi kısacası. Tarım ürünlerinde artış için kimyasal ilaç kullanımının arttırılması. Bu olumsuz bir şey, bu olmaz. Bazı bölgelerin doğal koruma alanları olarak belirlenmesi, bu olumlu bir şey, bu olur. Doğal koruma alanı olduğu zaman oradaki canlılara kimse zarar vermez. Canlı çeşitliliği de korunmuş olur. O yüzden olumludur. Tehdit oluşturmaz. B seçeneği doğru cevaptır. Yan tarafa geçiyorum. 25. soru. Buna göre bölgedeki bu yıkıcı doğa olayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Televizyonda bir haberde belirtilmektedir diyor. Bakalım. Toprak tarafından emilemeyecek kadar yağmurun yağdığı, ani sıcaklık artışıyla dağlardaki karların eriyip nehirlerin taşırdığı, ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü bu sel olayıdır. O yüzden seli işaretliyorum, B seçeneği. Evet, son soruya geldik. 24. soru. 25'i az önce yukarıda çözmüştük. Diyor ki buna göre yerleşim yeri yakınında bulunan gölün suyunun daha kirli ve renginin bulanık olma sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir yerleşim yerini farklı uzaklıktaki iki bölgeden cam kavanozlara su alınarak inceleniyor. Fabrika bulunan ve yerleşim yerine yakın bölgede alınan suyun kirli, renginin bulanık, yerleşim yerinden uzak olan bölgede alınan suyun daha temiz olduğu ve renginin berrak olduğu görünüyor. Yerleşim yerine yakın olan kirli, uzak olan temiz. Bunun sebebi hangisi olamaz diyor. Fabrikalardan çıkan atıkların göle karışması bu yerleşim yerine yakın yerde olanın kirli olmasını açıklıyor. O yüzden bunu eliyorum. Bu olmaz. Ben olamaz arıyorum çünkü evsel atıkların göle karıştığı bu da destekliyor. Çevredeki ağaç sayısının çok olması hayır, bu desteklemiyor. O yüzden 24 C seçeneğidir. Doğru cevabım C seçeneği. Evet, bu da son sorumdu. Bir sonraki bursluluk sınavı çalışmasında diyelim. Görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.